sevmeye başladı mı? Yaşamaya da başlar. Der Shakespeare. Hikmetli kelammış. Sen de böyle mi düşünürsün? Artık böyle düşünürüm. Hiç görmemem lazım gelen bir rüya hem de. Vallahi her ne gördüysen yüzün öyle mutluydu ki inşallah hakikat olur. Öyle değil mi? Çabuk geri al. Çabuk geri al diyorum. Ne oluyorsun ya? Ne gördün anlat hadi. Yok 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 zinhar anla tamam. Hatta görmemiş kabul ediyorum kendimi de. Hünkârdan uzak durmam lazım. Evet en iyisi bu. Demek hünkârla alakalıydı rüyan. Neden uzak durman lazımmış onu söyle bari. Öyle gerek işte. Hatta mümkünse hiç çıkmayın bir vakit karşısına. Evet evet. Böyle olmalı. Yoksa gidişatım hayal alemi değil. İstediğin gibi bütün eşyalar yerleşti. Endişeli görürüm seni. Sabahtan beri yerinde duramaz. Halit Efendi'den mühim bir haber bekliyorum. Lakin ses seda yok. Merak etme. Mutlaka gelecektir. Çok yaklaşmıştı. Arzu ettiğim her şeye sahip olmam an meselesiydi. Pes etme Esmi. O tas senin hakkın. Pes etmiş değilim validem. Lakin evvela başkalarının yaptığı hataları telafi etmek icap eder. Hünkârım, yapılacak her şeyi yaptık. Her yolu denedik. Lakin bu adamın iyileşeceği yok. Korkarım akşamı görmez. Peki Behçet Molla, sen çıkabilirsin. Söyle muallimeyi yollasınlar. Namık Paşa, madem ayaklandın... İşe yaramak istersin, al sana vazife. Musa ile bu Arif'in gittiği kahveye gidin. Bir güzel anlat. Arif yaşıyor. Bu un meselesine kimlerin karıştığını bir bir konuştu diye. Herkese iyice duyur söylediklerini. Kimlerin paçası tutuşuyor görelim dersiniz çünkü abi. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Harp bir hiledir. Buyurun. Hayırlı sabahlar güvercin. Hadi düş peşime, hünkâr huzura çağırır. Yok, ben giremem. Hünkârdan uzak durmam lazım. Ha oldu, ben böyle söylerim kendisine. Yok yok yok, demin sakin. Ya zaten söylenir mi öyle bir şey? Hünkâr bu. Huzura çağırdı mı gidersin, nokta. Bu mevzuda artık bir anlaşalım. İyi, o vakit ben geleyim. Lakin yüzüne bakmam, uzak dururum. Tamam, yürü çık huzura. Ondan sonra sana kalmış. İster yere bakarsın, ister göğe. Da iyi fikir. Bir akıllısı bulmaz ki beni. Akşam Pera'da Rus tüccarlarla yemeğinizi hatırlatmamı istemiştiniz. Teşekkürler. Bekle. Sefir arabamı hazırlasınlar hemen. Saraya gideceğim. Bir şey mi oldu Dimitri? Hayır. Anuşka'mızı ziyaret etmek istiyorum. Şu ufak meseleyi halletmesini isteyeceğim.
Şu senin merhemi diyorum. Bir denemek lazım. Herif öldü ölecek. Hem denemekten bir şey kaybetmeyiz. Anna. Sana hitap ederim. İşitmez misin? Neden bakmazsın yüzüme? Çünkü güneş yüzümü alıyor. Ondan bakamıyorum sizin tarafa. Lakin buyurun Allah'tan dinliyorum ben. Fe sübhanallah. Her gün yeni bir icat. Bugün de bu çıktı. Senin şu merhemi diyorum. Bir tatbik etsek mi? Hani o gün demiştin ya. Evet evet demiştim. Hazırlayayım o vakit ben o merhemi. Lakin kimyonlar lazım. Hekim başına söyle sana yardımcı olsun. Hı. Tamam. O vakit çıkabilir miyim artık? Hı? Peki. Çık. Zahir. Güneş mi vurur benim yüzüme? Yok hünkârım. Bugün öyle güneşli bir hava da yok. Allah Allah. Tuhaf. Sen git şu muallimenin peşinden. Ne lazımsa yardımcı ol. Emredersin hünkârım. Cevri Kalfa. Boşuna zahmet edip getirme bunları. Yemeyeceğim işte. Saliha, niye böyle yapıyorsun? Niye inat edersin? Bak hasta olacaksın. Hünkârımızın da çok umrundaydı ya. Hem madem bana bunları layık gördü, ben de hiç yemem. Kafayı. Ne diyeyim? Zehra, bu beyefendileri dışarı çıkarıver bir zahmet. Yoksa ben çıkışacağım şimdi, fena olacak. Muallimeyi duydunuz. Merhem yapacakmış, çok anlarmış gibi. Gün sayarım Lebibe. Elbet bazı maniler var önümde. Lakin hepsini aşıp bu şehre hükmedeceğim günler pek yakın. Hissederim. İlk tecrübede muvaffak olamadık diye pes edecek değilim. Hele şu kıtlık işinden kalan pürüzleri bir temizleyelim. Ondan sonra Esma Sultan'ı tahta çıkaracağız inşallah. Esma Sultan başa geçince elbet bir zevci olması icap edecek.
hatun başına yönetecek değil ya koskoca devleti Ali Osmani'yi. O zaman da beni seçecek izdivaç için. Mecbur edeceğim onu buna. Sağ olasın Hikmet ağa. Memnun musun hayatından? Evin ekmek görür oldu mu yeniden? Çok şükür Musa. Allah inkarımızı başımızdan eksik etmesin. Sayesinde evimiz bereketle doldu taştı. Lakin bunu yapanlar, koca payitahtı aç bırakanlar kimdir? Cezasını niye almazlar? Bizi bu hale koyan mendeburların cezalarını çektiklerini görmek isteriz paşam. Hiç merak etme ağa. Onun da vakti geldi. Bu eşkıyalardan Aksak Arif namlı biri vurulmuştu. Hekimlerimiz onu iyileştirdi. Yakında bülbül gibi öter. Bu işi tertipleyenlerin bir bir kapılarından alınmaları an meselesi. İnşallah. Hapı yuttum Fettah. Hayırlı günler. Hayırlı günler Sefir Dimitri. Lakin içeriye giremezsiniz. Sebep? Öyle icap eder. Fevkalade vaziyet icabı. Bir müddet saraya girişler yasaklandı. Bütün resmi temaslar askıya alındı. Benim girmem lazım. Acilen görüşmem lazım gelen bir mesele var. Bu mümkün değil. Talimat çok açık. Kimseyi alamam. Tekrar görüşebileceğiniz vakit sefarethaneye haber verilecektir. Pekala. Madem talimatı böyle, yapacak bir şey yok. Tanrım oldu üstü bir rüya. Neden bu kadar takıldı aklıma? Lakin bu sefer geliyor, rüya değil. Kaç kızım anla. Vardınız burada. Lakin nefes alınmıyor. Bir pencere, bir cam açın bari. Tabii. Nasıl seviyorsanız. Haydi, sefanız olsun. Hayırlı günler. Ulan Fettah, ne ballı adamsın be. Ne ballı lan? Bilek bu bilek. Yalı kazı mı sandın? Oyna hadi uzatma. Hı. Ne oldu? Fettah. Kalk. Konuşmamız lazım. Şimdi sırası değil Habib. Allah yürü ya kulum dedi. Önce kumarda kazanacağım. Parsayı toplayınca da aşkı. Anlarsın ya. Hadi oğlum. İşte bu. At hadi at. Bırak şimdi aşkı meşki. Aksak yaşıyor. Bülbül gibi de ötermiş duyduğuma göre. Ne? Fettah, nereye? Lan! Ne diyorsun lan sen? Ne demek aksak yaşıyor? Silahları al. Bir de şu Garp'tan gelen paşa. Kahvedeydi. Neydi adı? Namık Paşa. Ha, ta kendisi. Bizzat anlatmış. Arif vurulmuştu ya. Ölmemiş meğer. O günden beri de sarayda iyileştirmeye uğraşırlarmış. Şimdi de düzelmiş. Konuşurmuş kıtlık tezgahının ardında kim varsa. Demek öyle. Öyle ya. Duyar duymaz aklıma sen geldin. Eğer bu adam şakırsa ilk diyeceği isim sensin Fettah. Ne diyorsun lan sen? Duyar duymaz buraya geldim seni düşündüğümden. İsimi buralarda gözükme bir vakit. Sakın ha evine falan gideyim deme. Doğru dersin.
benim validenin elma bahçesine gizleriz seni. Kimseye de demem yerini. Yalnız gelirken sağa sola baktın değil mi? Takip eden kimse olmadı. Yok, kolaçan ettim arkamı. Kimse yoktu. Tamam. O vakit gece kule dibinde buluşuruz. Ama dikkat et, gören kimse olmasın. Benim evvela birini görmem lazım. Görülecek bir hesabım var. Excellence. Beni saraya almadılar. Beni Rus sefirini kapıdan kovdular. Dimitri, su iç de sakinleş. Bana sakinleş deme. Sorun değil. Ana ile görüşmek için bir yol bulurum. Toparlamalarını söyleyeyim burayı. Excellence, izninizle. Yahak! Bugün günümdeyim ha Zahira. Evelallah hünkârım, her zamanki gibi. Sen de olmasan kim her yaptığımı beğenecek? Bir gün de demezsin ki hünkârım mübalağadır. Estağfurullah hünkârım, ne haddime. Her şeye meraklı muallimemiz etrafta değil. Muallime! Saklanmaya çalışma, görüyorum seni. Hünkârım. Neden saklanıyorsun benden? Neden saklanıyorum sizden? Yok, dolaşırken tokamı düşürmüştüm. Neyse ki buldum. Sarayda tam da dönüyordum. Hayret, ben de ok atacağım diye tutturmadın. Her şeye meraklı muallimemizin alakadar olmadığı bir mevzu çıktı nihayet. Öyle. Hayırlı günler. Hatunların da beceremeyeceği şeyler olduğunu kabul edersin demek. Hayır, etmiyorum. Kanaatimce hatunların istediklerini her işte muvaffak olabilirler. Müsaadeniz var mı? Elbette. Öyle tutacaksın. Şöyle. Gülmeyin, pek sert bu. Böyle tutacaksın. Gücü kolundan değil, omuzundan alacaksın. Ok parmağının ucuna hafifçe dayanacak. Gözünle değil, aklınla göreceksin. Hmm.
oldu şimdi? Yapamayacağım. Anna, Anna nereye? Artık eminim bu hatun benden kaçar. Ne yapıyorsun? Ne mi yaparım? Saklanırım elbet. Duydum ki Arif yaşarmış. Mutlaka ötmüştür adımı hünkâra. Nereden çıktı bu? Kimden duydun? Boşver kimin söylediğini. Namık Paşa kahvede anlatmış. Herkes duymuş. Arif'in yaşadığı doğrudur. Lakin bitkiden farksız yatar döşekte. Kendi gözlerimde gördüm. Bırak konuşmayı. Nefes alacak hali yok. Ölmesi çok yakındır. Doğru mu dediklerim? Gerçekten gördün mü Arif'i? Ne zamandır sözlerimi doğrularsın Fetha? Ne zamandır? Gözlerimle gördüm derim sana. Anlaşılan hünkâr sizi tufaya düşürmek için ortalığa yayar bu lafları. Sen de hemen inanmışsın. Bana bak. Ben onu bunu anlamam. Adam yaşıyor işte. Benim hemen buradan gitmem lazım. Söyle Esma Sultan'a açsın kesenin ağzını. Onun yüzünden ağlımı yaktım ben. Yüklücü altın isterim. Aynen böyle söyle sultana. Unutma Red Efendi. Ben yanarsam siz de yanarsınız. Sahildeki İsmail Sultan'ın yalısına. Anne sen iyi misin? Sabahtan beri cismin burada ama ruhun başka yerde sanki. Yoksa gördüğün rüyayla mı alakalı bu vaziyet? Hatırlatma ne olur. Ben unutmaya çalıştıkça her yerden karşıma çıkıyor zaten. İyi tamam kapattım mevzuyu. Ben musiki odasına gidip biraz kanun çalışacağım. Gelmek ister misin? Yok ben erkenden yatıp uyuyacağım. Çok yoruldum kaçmaktan. Neyi sen bilirsin. Zahir. Amber'e söyle muallime gelsin. Baş üstüne hünkâr. Halit Efendi seni dinlerim. Ne yaptın? Sultanım. Adamın yanına girebilmeye muvaffak oldum. Lakin hakkından gelebilmem mümkün olmadı. Hünkâr odaya girdi. Ya. Yo yo. Merak buyurmayın. Bir şeyden şüphelenmediler. Lakin pek yanına yaklaşabilmem mümkün görünmüyor. Pek sıkı muhafazaya aldılar odayı. Demek öyle. Bir husus daha var sultanım. Hünkâr haber saldı şehre bugün Arif'in yaşadığına dair. Fetha karşıma çıktı sokak arasında bugün. Altın ister firar edebilmek için. Ben yanarsam hepinizi yakarım diye alenen tehdit etti beni. Baksa. Kanaatimce kafi miktarda altın verip bu adamı İstanbul'dan defetmek en hayırlısı olacak. Doğru söylersin Halit Efendi. Fettah'dan bir an evvel kurtulmak en hayırlısı. Lakin bana kalırsa ondan ebediyen kurtulmak çok daha isabetli olacak. Yani? Yani. Altınları vereceğini söyleyip onu kandıracaksın. Yemin yutup karşına geldiğinde de canını alacaksın. Muallime benim Amber Ağa. Buyurun.
Gel Amber Ağa. Boşuna hazırlanmışsın yatmak için. Hünkar seni çağırır. Gelemem. Hastadır hünkara. Bir kere de tıpış tıpış gel bir hatun. Bir kere ömrümü yedim vallahi, ömrümü yedim. Gelemem dediğim ya. Zorla mı? Hasta değişti, ne olacak? Ben nasıl yalan söylerim hünkara? Maşallah Türk gibisin. Nasıl dersen de gelmeyeceğim. İşte o kadar. Kararım katı. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Konuştuğumuz gibi hareket edersin Halit Efendi. Elbette. Sultanım, geçen gün Namık Paşa'nın vurulduğunu duyunca pek bir telaşlandınız. Tanır mıydınız kendisini? Tanırım çocukluktan. Beraber büyüdük. İnsan endişeleniyor haliyle. Pek tabii ki. Sizi haberdar ederim gelişmelerden. Birini mi bekliyordunuz? Yok. Kim ola ki akşam vakti? Reyhan Kalfa, bir git bir bak bakın. Hayırlı akşamlar. Esma Sultan'ı ziyarete geldim. Eyvahlarım olsun. Yandım, bittim ben Zahira. Ne oldu? Muallim Hatun. Ne yaptı yine? Hiç rahat durmuyor ki. Huzura gelmek istemiyormuş. Hastayım dersin dedi. Lakin Türk gibi. Ne yapacağım ben şimdi? Ondan kolay ne var canım? Gireriz içeri. Deriz böyle böyle. Muallime şu an müsait değilmiş. Görüşmek istemiyormuş deriz. Görüşmek istediği zaman bizi haberdar edecekmiş deriz. Olur biter. Ayıp olmaz mı hünkârım? Yok canım. Koskoca muallime sonuçta. Ne zaman isterse huzura o zaman çıkar. Değil mi? Sen benimle alay mı edersin? Alay ederim tabii Amber Ağa. Gir içeri, ne diyeceksen dost doğru söyle. Yok, ben söyleyemem. Çok öfkelenir şimdi. Sen söyle. Anlamadım. Sizin hünkârla daha fazla mesainiz var ya. Belki sana kızmaz ha? Ha. Şu alma bir baksana ya. Bir şey var mı orada? Ha? Enayi yazıyor mu burada? Yazmıyor değil mi? O zaman gir içeri, kendi işini kendin hallet. Bak. Sen söylersen sana helalinden bir altın. Tamam, iki altın olsun. Çok iyi pazarlık yapıyorsun. Üç altın, yanında da en hasından bir okka lokum. Bak başka kimseye yapmam bu teklifi ha. Amber abi biraz daha üstelersen... Vazife başındaki has oda başında rüşvet teklif ettiğini söylerim, kadıya veririm seni. Hadi git! Git! Allah'ım, sen bu Amber kulun kalbine sıhhat nasıl beyle. Amin. Bir gün hık diyeceğim, gideceğim bu sarayda. Ah, nerede? Burada. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Hünkârım, muallime... Gelmedi değil mi? Mazeret beyan etti. Hastaymış. Gündüz gayet saatliydi. Nesi varmış? Nesi varmış? Nesi varmış? Amber. Hünkârım, bana sorarsanız hiçbir şey yok. Olsa olsa maşallah vardır. Lakin hasta olduğunu söylememi istedi.
Demek öyle. Oh be. Eyvahlar bolsun. Kalfa işitmez misin? Esma Sultan'ı ziyarete geldim. Hayırdır Namık Paşa? Senin ne işin var burada? İadeyi ziyarete geldim. Buyur. Bahçede yürüyün. İyi misin? Biraz solgun görünürsün. Yok bir şey, ben gayet iyiyim. Omuzun iyileşti mi? Biraz sızı var lakin daha iyiyim. Birkaç güne kadar hiçbir şey kalmaz. Seni dinlerim Namık Paşa. Nedir sebebi ziyaretin? Vurulduğumda başucumda bana nasıl baktığını gördüm. Sözlerini işittim Esma. Sen de beni seviyorsun hala. Bundan en ufak bir şüphem kaldı. Bana kalırsa sen hala mazide yaşıyorsun Namık Paşa. Benim endişem bir ahbabı kaybetme endişesinden öte bir şey değildi. Pek yanlış anlamışsın beni. Neden inat? Neden gururunu bir kenara bırakmıyorsun artık Esma? Bilirim. Mazinin acısını çıkartmaya çalışıyorsun benden. Yaptığım hatanın bedelini ödetmeye çalışıyorsun. Lakin ikimiz de çok gençtik. Bugün olsa başka biriyle izdivacına katiyen müsaade etmem. Esma. Ben senelerce senin hasretinle yeteri kadar ıstırap çektim. Bırak da artık mesut olalım. Pek hoş lakırdılar. Lakin çok geç. Seni istemiyorum artık. İstiyorsun. Biliyorum. Bu ne cüret? Ne sanırsın sen kendini? Karşında koskoca Esma Sultan var. Bütün İstanbul'un gözdesi. Herkes kapımda köle. Sen kimsin? Alelade bir paşa. Ne cüretle beni öpmeye yeltenirsin. Kendine gel artık. Alelade bir paşa. Bu mudur nihai sözün? Evet. Git artık buradan. Bana bu lafları ettiğine çok pişman olacaksın Esma. Madem böyle istersin, koşmam artık peşinden. Thank you.
hünkârım. Sen benden neden kaçarsın anne? Söyle bakalım artık bana. Hadi söyle. Ben sizden... Lafı geveleme anne. Neden kaçarsın derim sana. Cevap ver. Bir şeye mi gücendin? Bir şey mi oldu benim fark etmediğim? Ondan mı kaçarsın benden? Bir şey olmadı. O vakit sebep ne? Söyle. Aksi halde gitmem buradan. Hünkârım. Saliha Sultan bayılmış. Ne? Kızım. İyi misin? Çok endişelendirdin beni. Baba. Ne oldu sana böyle? Bilmiyorum. Bir anda gözlerim karardı. Şuurumu kaybettim herhalde. Günlerdir ne ekmeğine ne de suyuna dokunurmuş hünkârım. Narin bünyesi dayanamadı herhalde. Hekim başını çağırın hemen. Hünkârım. Zannımca hekime lüzum yoktur. Saliha Sultanımız olsa olsa aşırı yemekten bayılmış gibi görünüyor. Sana yalnızca bir defa soracağım Saliha. Bu yemekleri sana kim getirdi? Pekala. Anlaşıldı. Sen aklını başına devşirmeyeceksin. Cevri Kalfa. Bu yemekleri buraya kimin getirdiğini bulmak senin vazifen. Sana gelince Saliha, beni büyük sükutu hayale uğrattın. Artık sana diyecek tek bir sözüm daha yok. Aşupcan, yarın sabah erkenden Saliha'nın eşyalarını toplayıp hazırlığını yapın. Ertesi gün kuşluk vakti Edirne'ye, Emine Kalfa'nın yanına gidecek. Bundan böyle orada kalacak. Hünkârım. Çocuk. Bu mevzuda artık tek kelime dahi duymak istemiyorum anne. Ey gidinin dünyası. Sevdaya bile rütbe biçilir olmuş. Bugün artık hangi mezberelik kabul ederse. Yiğidim,
Galata'nın tüm edinimleri toplanmış üstüne. Nedir bu halin? Git başkasının günahını al. Benim günahım bana yeter hatun. Peki lakırdığı çok mu görürsün? Hem merak etme. Melek tayfası yoktur burada. Günah da, sevap da. Aha, şu kapının ardındadır. Al lakırdını bunlarla et. Benden daha kıymetlilerdir eminim. Seni kederlendiren hatun kimdir nedir bilmem. Lakin besbelli yazık etmiş. Biz sana istirahat et deriz. Sen gününü gün edersin Namık Paşa. Oo Musa. Ne o? Seni de mi üzdüler? Gel. Gel otur bir peymane de sen parlat. Yok yok. Ben almayayım sağ ol. Sen de yükünü tutmuşsun. Hadi. Gel de söndürelim feneri. Ya Allah. Seni sevdaya tutuldun mu Musa? Yok be paşa. Benim mizacıma ters öyle şeyler. Hala. Kederi de çilesi de büyüktür. Çünkü insanın gönlüne kor düşer. Bu ne ateşesi uzandır Namık Paşa? Kimdir derdinin dermanı anlat hele. Dök içini ya ferahlarsın. Vardır elbet bir çaresi. Aşk. Aşkı sır eder demiş koca Yunus. Yoktur bir çaresi. Boş ver. Benim de sırrım gönlüm gibi yalnız kalıversin. Aşka kapalıdır artık gözlerim. Heh, heh, heh. İlahi Namık Paşa. Şair kesiliverdin başımıza ha. Heh. Gel bak şurada çeşmede bir yıkayalım yüzünü. Maazallah. Hünkârımız görmesin seni böyle. Hadi. Hünkârım. Seni dinlerim Behçet Molla. Var mı vaziyetinde bir iyileşme? Ben de sizi haberdar edecektim hünkârım. Haberler hayırlıdır. Harareti düşmekte, yarası iyileşmekte. Anne Hatun'un marifetidir, sağ olsun. Allah bana düşmanımın başında beklemeyi münasip gördüyse vardır elbet bir hikmet. Anne Hatun'a haber salın. Merhem'den bir miktar daha hazırlasın. Emredersiniz hünkârım. Kolay gelsin Seyfettin Usta. Mis gibi kokar ortalık. Ne pişirirsin? Kuzu kapama pişiririm. Seninki de laf cevri kalfa. Benim elimin değdiği yaş mis kokmaz olur mu? Öyledir, hakkım var. Aksi gibi de dışarıdan burnuma pis kokular gelir de sana bir danışayım dedim. Hayrola? Saliha Sultan'a gizlice yemek götüren kimdir? Kim vardır bu işin arkasında? Hünkârımız bilmek ister. Cevri kalfa, bu sarayda günde kaç kazan yemek pişer bilir misin? Herkesin yediğini peşine düşsem hepiniz aç kalırsınız. Öyledir, hakkım var. Lakin suçluyu da bulmak icap eder ki yaptığı cezasız kalmasın. Meraklanma sen. Gözüm kulağım açıktır. Eğer bir şey işitirsem muhakkak haber vereceğim. Hiç meraklanma Seyfettin Usta. Arayan Mevlasını da belasını da bulurmuş. Eyvahlarım olsun. Ne zaman boğaz derdine düşsem başıma bela açıyorum. Neyse çok ucuz atlattın Amber. Atlatamadın Amber ağa, atlatamadın. Sende bir şeyler var, çıkar ağzındaki baklayı. Bende? Şey var bende.
biraz baş ağrısı var. Gel yediysem daha... Bırak bu saf numaraları. Saliha'ya kim yemek götürdü sen onu söyle. Ne numarası Cevrik Alfa? Ben bildiğin saf... Amber dedim. Yok Cevrik Alfa. Mümkün değil. Ben öyle önemli bir hatunu... Yani o kadar mühim bir şahsiyeti kendime düşman edemem. Hoşyar Sultan demek. Tabii ya. Başka kim olabilirdi ki? Ama şimdi yandın Amber. Cevrik Alfa kurban olayım. Benden duyduğunu hiç kimseye söyleme. Korkma korkma söylemem. Hünkârın emridir. Muallimeye söyleyin o merhemden biraz daha hazır etsin. Acil. Merak buyurmayın. Ben şimdi söylerim muallimeye. Gel. Eşyalarını mı toplayıyorsun? Evet. Yardıma mı geldin? Yok. Seninle son bir defa konuşmaya geldim. Daha neyi konuşacaksın? Sayende gidiyorum işte. Sen gelmeden önce hiçbir sorunumuz yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Ama her şey sen geldikten sonra başladı. Bak. Hünkâr kızı Saliha Sultan saraydan ayrılıyor. Mesut musun? Başına ne iş açtıysan. Hep kibrinden ötürü Saliha. Sultanım diyorsun. Böyle sultanlık mı olur? Âlâ. Onu da senden öğreneceğim demek. Nasıl olurmuş sultanlık? Hatanı kabul edip ders çıkararak. Gel, inat etme. Çıkalım hünkârın karşısına. Özrünü beyan et. Kapansın bu mevzu. İşler bu noktaya geldi ya. Artık Fizan'a da gitsem senden özür falan dilemem. İçimde sana karşı kin yok. Lakin artık hünkâra hak veririm. Belki de gitmenin doğrusu. Anna Hatun. Yaptığın merhem adamın yarasına iyi gelmiş. Hünkârımız bir miktar daha hazırlasın buyurmuşlar. Yalnız acele etmen icap eder. Malum adam ölüm döşeğinde. Demek iyi gelmiş. Pek sevindim. Ha, lakin otların hepsini kullanmıştım. Aktardan gidip almak icap eder. İyi hadi. Benim de alacak bir iki şeyim vardı. Acele et. Ben arabayı hazırlatayım o zaman. Hayırdır Amber'a? Sen de mi geliyorsun? Sen istersen ben gelmez miyim Cevrik Alfa? Ey yarabbim. Selamun aleyküm. Allah'ın selamını veriyorum. İnsan bir mukabele eder. Ayıptır ya. Aleyküm selam Halet Efendi. Geç otur. Sana diyeceklerim var. Fettah'ı ararım. Lakin görünmez ortalıkta. Senin bir malumatın var mı? Yok. Yüzünü gören cennetlik. Onun sıfatını gören cennete mi girer Habib? Güldürme beni. Hadi çekinmeden söyle. Nerede? Doğruyu söylerim Halet Efendi. Vallahi de, billahi de, tillahi de görmedim. Al bu pusula sende dursun. Fettah görünce verirsin. Lakin... Uzun bir ömrün gereklerinden biri de söz dinlemektir Habib. Zarif kıyafetler giymektir.
yediğine, içtiğine dikkat etmektir. Söz dinle Habib. Söz dinle. Hadi kan sağlıcakla. Maşallah Bera. Keyfine değecek yok. Kaç zamandır günlü lokuma hasret kaldım. Çok matah bir şeymiş gibi dükkanlar dayıyor naneli lokumu. Sübhanallah. Ya Amber, biz buraya niye geldik ha? Bana bir söyle. Bırak Sevzekli de biraz yardım et. Aa lokum. Ay, kime diyorum ki ben? Bakıyorum sen de bayağı eğlenirsin muallime. Eğlenmek değildi. Halil'i gelip sereyim. Van Bira neden bu kadar müftündür lokumlara? Sahiden merak eder misin? Amber Habeşistan'dan köle olarak getirilmiş buralara. Ailesinden koparılmış. Lisan bilmez, yol bilmez. Bir garip Adem'miş anlayacağın. Gel zaman git zaman köle pazarına getirmişler. Tabii o zamanlar böyle semiz değilmiş. Bulabilirse bir parça kuru ekmek, bir de arada çamurlu su. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Köle pazarına getirildiği yerde karşısında lokumcu varmış. Bu baka kalmış lokumcuya. Oradan geçen bir tane sabi sübyanın teki elinde lokum bunun önünden geçerken bir tanesini düşürüvermiş. Bu da baka kalmış. Sağa bakmış, sola bakmış, kimseçikler yok. Tam uzanacakken lokuma zebani kılıklı tacirin teki görmüş bunu. Aşk etmiş tokadı suratına. Bizim Amber'de kala kalmış. Gerisi malum. Yolu saraya düşmüş. O gün bugündür lokum der başka bir şey demez. Yuhacığım senin de mi canın çekti? Al bir tane. Hayırdır güvercin? Senin de mi canın çekti? Al bir tane. Ne oluyor ya? Tamam hadi bırakın Zevzekli. İşimiz gücümüz var. Muallime, alacağın 2 dirhem ottur, 4 yapraklı yonca arar gibi uğraşırsın. Yüksek ötünü göremedim bir türlü. İyisimi attara sormalısın, bekle ben hemen gelirim. İyi hadi acele et. Attar efendi, kolay gelsin. Ben yüksek ötünü ararım, lakin dışarıda yoktur. Anna Petrovna, inanın bununla tedavi daha kolay. Yılan zehri. Anında etki. Bu sefer sizinle bağlantı kurmak daha zor. Ama ben zorlukları aşmayı severim. Ne istiyorsunuz? Vatan için çalışma vakti. Mühim bir vazifem var. Ne vazifesi? Bu zehir ile Aksak Arif'i öldüreceksin. Bir damlası yeterlidir. Amber! Amber! Bak hiç duyuyor mu? Şu otu dağdan toplasak şimdiye saraya varmıştık. Fakanlar bastı beklemekten. Hayır, lütfen. Kimseyi öldüremem ben. Anna Petrovna, ne demek öldüremem? Bir düşünün, bir kişinin canını alınca bir başka kişininkinde kurtarmış oluyorsunuz. Misal babanızı, terazinin bir tarafında babanızın hayatı var, diğer tarafında ise bir aydutun. Tercih yapmak zor olmasa gerek.
Buyurun, siz ne arzu ederseniz? Yanınızdaki hatunun bir an önce işini bitirmesini arzu ederim. Hadi muallime, hadi. Kök saldık beklemekten. Bak, cinsini vermeyecek misin şaşkın? Ah, unuttum. Mühim değil, mühim değil. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi günler Anna Petrovna. Sultanım, Halit Efendi geldi. Buyursun. Buyur Halit Efendi. Hayırlı haberlerle geldin inşallah. Hayırdır sultanım. Fetta ortadan kaybolmuş. Ben de yaverini sıkıştırdım. Pusulayı acilen ona ulaştırmasını temizleyelim. Âlâ. Fethi altınların kokusunu aldıysa bu iş tahminimizden de kolay olacak demektir. Yine de temkinli olmamızda fayda var sultanım. Aksakal Arif giderek iyileşmekte. Kendine gelirse şükür demeden önce Fethi'nin ismini verir. Merak etme Halit Efendi. Bütün çatlak sesleri tek tek boğacağız. Ta ki Mahmut'a varıncaya dek. Fetta! Benim, Habib. Gel Habib, gel. Gel. Açlıktan midem sırtıma yapıştı. Ben ne vade zıkkım alım şurada. Ne var ne yok dışarıda? Halit Efendi geldi bugün. Seni sordu. Sen neredin peki? Ne diyeyim? Bilmem etmem dedim. Hala. Daha çok koşacaklar peşimden. Ha. Bir de pusula gönderdi. Ola ki görürsen acilen ver diye bilhassa tembihledi. Pusula mı? Yola gelmeye başladılar demek. Ne yazmışlar ha? Kurtuluş tezkeremi imzalamışlar Habib. Yahu Ambera, sükut edeyim diyorum. Canına yazık. İnflak edeceksin maazallah. Boş ver Cevri Kalfa. Atın ölümü arpadan, Amber'in ölümü lokumdan olsun. İnsan başka ne ister ki? Muallime. Muallime. Ha, ne oldu? Ne dediniz? Nedir bu halin? Aktardan çıktık çıkalı bir başka bakarsın etrafa. Yoruldum biraz. Bir havet yoktu herhalde üstüme, ondandır. O zaman biz geliriz seni görmeye. Ama orası çok uzak. Öyle her istediğinde gidilmez ki. O zaman bunu al. Uzağa yakın eder. Birbirimize bakar konuşuruz. Sağ ol Abdülmecit. Saniye. Tüm bir olup bitenleri tek bir cümleyle hükümsüz kılabilecekken neden yapmayıp da kendine zulmedersin? Aman! Boş verin şimdi bunları. İçim karardı. Hem daha benim bir sürü işim var ha? Kıyafetlerimi toplayacağım. Hadi. Hadi odanıza. Hadi bakayım. Hadi.
Sen yine de dediğimi bir düşün. Bu zehir ile Aksak Arif'i öldüreceksin. Bir damlası yeterlidir. Bir düşünün, bir kişinin canını alınca bir başka kişininkinde kurtarmış oluyorsunuz. Misal babanızı. Terazinin bir tarafında babanızın hayatı var. Diğer tarafında ise bir aydutun. Tercih yapmak zor olmasa gerek. Mecburiyetindeyim. Anna Hatun'dan haber var mı? İçeride. Arif'in merhemini hazırlar hünkârım. Âlâ. Bir bakalım vaziyeti nasıl? Kolay gelsin Anna Hatun. Vaziyeti nedir? Merhemi hazır ettim. Tedbik etmesi kaldı. Ellerine sağlık. Ne yalan söyleyeyim, derde deva olacağına ihtimal vermezdim. Her seferinde beni şaşırtmayı başarıyorsun. İltifatınız hünkârım. Sende bir hal var. Ellerin titrer. Hayırdır? Yorgunum biraz. Merhemi hekim efendiye tatbik etse olur mu? Hekimi çağırın. Emredersiniz hünkârım. Anna. Başka bir sıkıntın yok değil mi? Sayenizde yoktur hünkârım. Müsaadenizle. Hünkârım, Aşubcan Sultan huzura çıkmak ister. Aşubcan mı? Gelsin. Hünkârım. Gel Aşubcan. Sizi fuzulü meşgul etmek istemem hünkârım. Lakin
Mühim bir maruzatım var. Size olan sadakatim malumunuzdur. Bugüne dek hiçbir mevzu için huzurunuza çıkmış değilim. Bilirim. Nedir maruzatın? Sizden Saliha'yı affetmenizi istiyorum. Bir hata etti. Hem de büyük bir hata. Lakin o daha çok genç. Merhametinize muhtaç. Senin bende hatırın büyük. Bilirsin. Lakin vaziyet ortada. Kabahat belli, kabahatli belli. Sözümden dönmem için hiçbir sebep yok. Ama hata yapmak kula mahsustur hünkârım. Göğün merhametine nail olmak için yere merhamet göstermek icap etmez mi? Aşubcan, merhamet mazluma yaraşır. Saliha hem suçlu hem güçlü. Özür dilemeye de hiç niyeti yok. Hükmüm katidir. Haklısınız hünkârım. Gözyaşlarımı isyandan saymayın. Ana yüreğine hüküm işlemiyor. Müsaadenizle. Gel Gülizar Kalfa. Aşçı başına söyle. Akşama ziyafet hazırlasın. Bu neyin kutlamasıdır sultanım? İçimden geldi. Bir mahsuru mu var? Haşa. Ne mahsuru olabilir? Siz ki cömertliğiyle meşhursunuz. Hayır hazinatınız arşa varmıştır. Cezalı Saliha'ya yemek taşımanızdan belli. Sen ne dersin Cevri Kalfa? Bir şey mi ima etmeye çalışırsın? İma mı? İmaya lüzum yoktur. Ben sizin alenen yaptığınızı söylerim. Bu ne cüret Cevrik Alfa? Bana iftira edersin. Boşuna nefes tüketmeyin. Saliha'ya yemek taşıdığınızı görenler var. Yani iftira değil, hakikat bu. Lakin madem bu kadar eminsin, neden hünkârımıza söylemezsin? Suç sizin. İtiraf da size yaraşır. Ne de olsa şehzade anasısınız. Böylesi daha münasip olacaktır. Bu sarayda birbirimizi kolladığımızı zannederdim Cevri Kalfa. Ama madem öyle, ben de hünkârımıza her ayın ilk çarşambası gizlice çıkıp nereye gittiğini söyleyeyim. Ne dersin? Siz bunu nereden biliyorsunuz? Cevri Kalfa, bir tek sen değilsin bu sarayda her şeyden haberdar olan. Lakin ben de bir hatunum. Halden anlarım. Sırrın bende güvende. Tabii benimki de sende güvende olduğu müddetçe. Pekala. Hünkârımızın bir de canı buna sıkılmasın. Ben de öyle düşünürüm. İnanın bununla tedavi daha kolay. Yılan zehri anında etki. Bu zehir ile Aksak Arif'i öldüreceksin. Bir düşünün, bir kişinin canını alınca bir başka kişinin içinde kurtarmış buluyorsunuz. Getir!
Anna, bu ne hal? Yok. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Halim perişan. Sabah Gül'e oynaya çıktın odadan, belli ki bir şey olmuş. Anlat, dinliyorum. Yapamam Eperi. Hem alasam da elinden bir şey gelmez. İlla ki bir çıkar yol bulunur. Benim için tek çıkar yol Hünkar'la konuşmak. Canım babacığım. Seni kendimden çok sevdiğimi söylerdim ya. Doğruydu. Bu alçak oyuna sadece senin için girdim. Dimitri beni senin hayatınla tehdit ederek buna mecbur etti. Bir muhbir oldum. Şimdi de senin için her şeyi hünkâra itiraf edeceğim. Bunun dönüşü olmayacaktır, bilirim. Lakin belki bu şekilde senin hayatın kurtulurken ben de bir nebze huzur bulurum. Seni çok seviyorum babacığım. Elveda. Daha bekleyeceğiz mi ağam? Az biraz sabret. Fettah biraz olsun tanıyorsam gelecektir. Ha işte geliyor. İki alçoma hazırla diye boşuna dememişler. Sabah şerefleriniz hayır olsun. Her şey hazır mı? Hazır. Atla hadi. Yeterince oyalandık. Hala. Sana itimat edebileceğimi biliyordum. Hadi. Keşke hünkârı ikna etmenin bir yolu olsaydı. Artık çok geç valide. Bana mektup yazmayı ihmal etme, olur mu? Merak etme. Yazarım. Selametle git. Bir sıkıntın olursa da mutlaka haber yolla. Elbette. Sağlıcakla kal. Hayırdır muhallime? Bir mesele mi var? Hünkâr'ı arz edeceğim. Bir maruzatım var. Hünkârımız odasında değil. Sonra gelin. Söyleyeceklerim miyim?
Burada beklerim. Behçet Molla, nihai vaziyeti nedir? Haberler pek iyi değil hünkârım. Yarası iyileşmekte, lakin vücudu buna daha fazla dayanmaz. Gözleri açılır lakin ne görür bilinmez. Sayıklar durur, ne dediği anlaşılmaz. Sayıklar mı? Ne sayıklar? Anlamsız sesler çıkarır ya. Sanki bir günahtan kurtulmaya çalışır. Ölüm korkusu her derde devadır ne de olsa. Konuş. Talimatı kim verdi? Melun herif. İtiraf et de ruhunu rahat teslim edesin. Konuş! Fettah. Demek yılanın başı sensin Fettah. Oh. Esma Sultan kesin ağzını açmış. Geye bitmez bunlar. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Halet Efendi ne yaparsın? İndir o silahı, şeytan filan doldurur. Latife'nin sırası değil. Doğru. Latife'nin sırası değil. Bak, sana olan sadakatin bellidir. Hangi müfsit aklını karıştırır senin? Kim düşman eder seni bana? Hayat Fettah. Hayat. An gelir eski dost düşman kesilir. Ademoğlu çiğ süt emmiş derler ya. Benimki de o hesap işte. Altınlarına kavuştun işte. Keyifle harcarsın Fettah. Ağalar gelin. Gelini görür müsünüz ağalar? Oo, bugün bahtımız yaver gidecek desene. Uzun zaman oldu ki böyle gösterişli araba geçmedi bu diyardan. Başımıza talih kuşu kondu. Bu işte bir iş var ağalar. Gelen saray arabasına benzer. Temkinli davranmak lazım. Ya seninki de laf. Şehir dışında ne işi var saray arabasının? Muhafızları var, görmez misin? Muhafızları olanın parası da olur. Biz de payımıza düşeni alalım. Haydi böyle davranın. Ya canını. Durun. Mühim bir misafir taşımaktayız. Başına bir şey gelirse hepinizin kellesi gider. Gel bakalım kimin kellesi gidiyor. Yardım edin! Yardım edin!
Ne yapıp edin o Fettah denen haini tez vakitte karşıma getir. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Emredersiniz hünkârım. Arkamdan iş çevirmek neymiş? İbret alem için göstereceğim. İntikamım almadan ölmeyeceğim. Anla. Ne beklersin burada? Sizi bekliyorum hünkârım. Beni mi beklersin? Hayrola, bir sıkıntın mı var yoksa? Müsaadeniz olursa mühim bir maruzatım var. Tamam, gel içeri. Otur. Konuşmazsın. Nedir seni bu denli sıkıntıya sokan mesele? Hünkârım. Ben... bir itirafta bulunmak isterim. Ben... benim maruzatım şu ki... son nefesini verdi. Allah affetsin. Siz hünkâra haber verin. Hadi anne. Konuşmanı bekliyorum. Hünkârım. Ben... ben esasen... gel. Affedin hünkârım. Lakin mesele mühim. Zannımca bekleyemez. Söyle Zahir. Söyle dedim Zahir ağa. Ne oldu? Hünkârım, Aksak Arif mevta olmuş. Ya. Artık hesabını Allah'a verecek. Biz lazım olanı işittik ondan. Öldü. Demek öldü. Anna! 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 Kolyeye bak. Hepimizi ihya eder. Yüzüğündeki elmasa ne demeli? Kaşıkçı elması mübarek. Hatunun kendi elmas. Şu güzelliğe bak. Yaklaşmayın. Sultanım ben. Bana dokunursanız yaşatmazlar hiçbirinizi. Sen sultan mısın? Bak bu da sadrazam. Ben de kubbe veziri. Kimse yapma! Bırak!
Bozarız fiyatını. Bizim kitabımızda yazmaz kaçıp gitmek. Bırakın kızı. Canınızı yakmayayım. Yürek yemiş bugün Zahir. Sen kaşındın. Nereye kaçıyorsun? Dur! Dur, kaçma, dur! Dur, yabani domuz var orada. Dur, nereye gidiyorsun? Bekle! Hey! Hatun! İyi misin? Hatun, iyi misin? Daha iyisin ya. İyiyim, iyiyim hünkârım. Hayırdır muallime, ne oldu böyle? Birden yığılıverdin. Dilersen bir hekim çağıralım bak. Yok yok yok, hiç lüzumu yok hünkârım. Yorgunluktan herhalde. Bir an başım döndü. Ama siz meşgulsünüz. Ben gideyim müsaadenizle. Dur bakalım. Nereye? Odama. Sen bana bir şey söylemeyecek miydin? Evvela lafını tamamla. Ne diyordun? Bir şey diyecektim. O mevzuyla alakalı. Lafı geveleyip durma anne. Ben bilirim senin ne diyeceğini. Bilir misiniz? Bilirim ya. Benden neden kaçtığını itiraf edecektin. O gün söyleyememiştin çünkü. Haklısınız. O mevzuyla alakalı. Seni dinlerim. Neden kaçarsın benden? Evet. Hoşyar Sultan. Hoşyar Sultan mı? Evet, Hoşyar Sultan'dan yüzünden kaçıyorum. Çünkü siz benden çok kıskanıyor. Evet, birkaç kere dedi ki dur hünkârdan uzak. Uzak dur dedi. Uzak dur dedi, evet. O dedi diye sen de uzak durdun yani, öyle mi? İşte öyle oluverdi. Peki senin kanaatince Hoşyar neden kıskanır? Bilmiyorum hünkârım. Bence kıskançlık çok iptidai histir. Ya. Tabii. Sen ömründe hiç kimseyi kıskanmadın mı? Kıskanmadım hünkârım. Çünkü çok manasız tavırdır. Akıllıyla hareket eden bir insan sevdiğini kıskanmaz. İtimat eder. Anna. Sevgi akıl değil, gönül işidir. Gene yanılırsın. Ve dahi büyük konuşursun. Yutarsın sonra bu söylediklerini. Zannetmem. Görürüz.
sultanım? Havadisler var. Anlat Gülizar, neymiş? Hünkârın Rusya'dan misafirleri gelecekmiş. Ayla, lakin bana ne bundan? Gelen mühendis hemşiresiyle birlikte gelirmiş. Akşam da Saltanat Kayı ile Esma Sultan'ın hanesine gidilecekmiş. Ya. O vakit hünkârımız mutlaka beni de götürür. Lakin ne giymeli? Ne giymeli ki? Hünkârımızın gözü benden başka kimseyi görmesin. Bugün bir Rus mühendisli hemşiresi davetim üzerine saraya gelecek. Onların kabulünde tercüman olarak bulunmanı isterim. Ne de olsa analisan. Şeref duyarım. Akşam da Esma Sultan'ın sarayındaki davete gidilecek. Orada da yanımda bulun. Memnuniyetle hünkârım. Lakin münasip bir ev sahibim yok yanımda. Mühim değil. Hallolur. Bugünkü derslerini ertele. Elbette hünkârım. Anna. Buyurun hünkârım. Hiç kimse yüzünden benden kaçmana lüzum yok. Sen arzu etmediğin sürece. Elbette hünkârım. Musa, hemen et meydanına gidin. Yeniçerilerle konuşun. Belki bir malumatı olan vardır. Ben de Fettan hanesine bir kolaçan edeceğim. Paşa, daha iyileşmedi. Böyle ayaklanman doğru mu Musa? Su testisi su yolunda kırılır. Şu Fettah Meylun'unu bir bulalım da gerisi mühim değil. Evlat, iyi misin? Ne olmuş ki buna böyle? Vah zavallı vah. Yaşıyor. Yaşıyor mu? Hanım hanım koş. Burada yaralı biri var. Az kal seni her şeyi anlatıyordum. Bu zehir ile Aksak Arif'i öldüreceksin. Bir damlası yeterlidir. Çok şükür kurtuldum. Mektup. Anna. Anna. Ne ki bu? Mühim bir ara değil. Uyanır birazdan, bir şey yok. Hesabına bakılırsa bir beyin bir paşanın kızı besbelli. Ama oğlum, bu kızı getirmekle iyi mi ettin acaba? Seni de bellemesinler o eşkıyalardan. Ne yapsaydım lan ha? Bıraksam mıydım kızcağızı orucukta? Baksana, pek bir masum görünüyor. Neyse, birazdan kendine gelir. Anlarız kimlerden oldu. Ne oluyor Anna? Ne ki bu? Hiç. Babama mektup yazmıştım. O. Niye bu kadar dertlendin o vakit? Hususidir. Bu yüzden. Okuyacak değildim ya. Neyse. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi hünkârla? Anlattın mı mevzuyu? Konuştuk. Her şey yolunda. İyi. Hadi ben kanun dersine geç kalıyorum. Bir ihtiyacın var mı diye bakmaya gelmiştim. Sağ ol.
Kız güvercin, sen hala burada mısın? Bir oda dolusu terzi seni bekler. Niçin? Frenkçe dersi alacaklar mı? Sen ne diyorsun amca? Ne diyeceğim? Terzi ne yapsın seni? Esvap dikecekler herhalde. Hünkârımız emir vermiş. Muallimeye en alasından bir esvap dikin demiş. Ha, sahi mi? Sahi ya. Benim küçük bir işim var. Hemen geliyorum. Ya bir oda dolusu terzi. Biz bir günde esvabı nasıl yetiştireceğiz diye ağlaşır. Sen bir küçük işim var dersin. Yürü. Bir dakika sen. Hayır, hayır, hayır. Hayır, çık. Kumaş ne için Rezan Hatun? Sultanım, hünkârın emri var. Bu akşama esvap yetiştireceğiz. Ya, çekilebiliriz. Hünkârımız belli ki benim için düşünmüş Gülizar. Hamamı hazırlat. Akşama göz kamaştırmalıyım. Fettah Aga evvelisi gün geldi, pilisini piltisini topladı gitti. Ondan sonra ne gelen var ne gider. Her yer iyice alamayacak. Buna göre. Demek o varmış ha işin içinde. Ben bileydim. O hainiyle ahbaplık eder miydim ağam? Sana kimle ahbaplık edersin diye sormam ha. Fettah nerede diye sorarım. Ağam, kazan-ı şerife yemin olsun ki bilmem. Bilsem elimle tutar getiririm. Lakin bir süredir görünmez ortalıkta. Bir şey işiten, bilen olursa haberimiz olsun muhakkak. Bilip de söylemeyenin akıbeti Fettah'ın yanındaki ip olur. Bilesiniz. Eyvallah ağam. Muhakkak. Fettah. Biz burada 3,5 atalım. Sen şimdi kim bilir hangi keyiflerdesin. Vurulmuş belli ki. Bir hekim bulmamız lazım. Hekim Tanşehir'in öbür tarafında efendi. Ömrü var mı bakalım o kadar? Ne yapacağız hatun? Böyle bekleyecek miyiz? Ben bir Ebe Hatun'a haber verip geleyim. O bakıversin bir de. Yatırdıkları yere bak. Uyandın mı? Yaklaşma. Dur, sakin ol. Ne yapıyorsun bıçakla? Az evvel eşyalar etrafını sardığında hayatını kurtardım senin. Hatırlamıyor musun? Ben nereden bileyim senin de onlardan biri olmadığını? Beni kaçırmadığını?
İnsan bir eyvallah der, teşekkür eder be. Hem sen kimsin ki ben seni kaçıracağım? Sen bilmez misin benim kim olduğumu? Yok, bilmiyorum. Kabahat mı? Bilmezsin demek. Bilmem ya. İsmini bahşedersen öğreniriz belki. Hatırlamam ben de kim olduğumu diyorum. Ne? Hatırlamazmış. Hay Allah'ım ya. Kızcağızım. Uyandın mı? Uyandı ana, uyandı. Bir uyandı, pir uyandı. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Kızcağızım, belli ki varlıklı bir ailedensin. Payitahttan mı gelirdin? Bir zorla bakalım hafızalanı. Yok, çıkaramıyorum. Adını, onu da mı hatırlamazsın? Hay Allah. Ne etsek hacım? Ne etsem var ana. Götüreceğiz kadıya, baksın çaresine. Olur mu oğul? Dursun bakalım şimdi burada. Elbet kendine gelir, hatırlar kimlerden olduğunu. Ebu Hatun! Ebu Hatun, Ebu Hatun oğul! Hayrola komşu, ne oldu? Ay Ebu Hatun, bir yaralı var. Gözünü seveyim, sevaptır. Bir gelip bakıver ne olursun. Tamam tamam, gelirim. Bekle sen. Tamam tamam. Hünkârım, Fethi Ağa'yı her yerde aradık lakin izini bulamadık. Belli ki birkaç gün önce ortadan kaybolmuş. Halit Efendi, söyle bakalım nerededir bu Fethi Ağa? Hünkârım, ben nereden bilirim? Vakti zamanında Fethi Ağa ile pek sık görüşürdün. Herkesin malumudur. Şimdi bilmez misin nerededir? Haşa hünkârım. Yeniçeri ağası iken görüşürdük. Lakin şimdi herhangi bir alakam yoktur. Yeniçeri içinde ne olsa haberim olur diye her vesileyle böbürlenirsin. Fethi Ağa kıtlık çıkarır, haberdar değilsin. Ortadan kaybolur, nerede olduğunu bilmezsin. Bağışlayın hünkârım. İhmal etmişiz. Çıkabilirsin Halit Efendi. Hünkârım, daha tüfekhane ile ilgili hususları görüşecektik. Halit Efendi, çıkabilirsin dedim. Siz nasıl buyurursanız. Gelelim diğer meseleye. Hünkârım, beklediğimiz mühendis bugün Petersburg'dan geliyor. İcat ettiği silahı denemeniz için yarına hazırlık yapıyoruz. Âlâ. Dik dur hatun. Pardon. Daha ne kadar dik durulur ki? Anla. Böyle böyle, böyle gibi. Dön hatun, dön. Dön. Sık belini, sık. İnsaf ya. Daha ne kadar sıkacaksınız? Zaten kuş çocuk canı var. Onu da sıkı sıkı çıkartacaksınız. Sıkın, sıkın. Ne icap ediyorsa yapın. Hünkârımızın beğeneceği bir esvap olsun. Ayrıca yakayı yukarıya al. Yoksa ben seni ayağımın altına almasını bilirim. Ne varmış yakada? Bu gemi bu limana hiç yanaşmamalıydı François. Bu mühendis karaya ayak basmamalıydı. Eğer Mahmud hayalindeki silah imalathanesini kurarsa Türkleri durdurmak çok zor olur. Jean-Pierre, istikbalin silah üreten memleketlerin elinde olacağını biliyorum. Lakin işimi asla talihe bırakmadığımı bilmen gerekir. Yarın Rus seferi olarak
silahı denerlerken Mahmud'un ve mühendisin yanında olacak. Evvela mühendisi tanıyıp onu yanımıza çekebilir miyiz bakacağım. Bence fazla seçeneği yok. Ya bizimle hareket edecek ya da... ya da ölecek. Hünkâr beni dinlemedi bile. Fettah nerede diye gürledi. Derdimi anlatamadan kapının önünde buldum. Beyaz çiçekler istiyorum. Safi beyaz. Hünkârımızın en sevdiği renktir. Sultanım, siz beni işitmez misiniz? Vaziyeti görmez misiniz? Görürüm Halit Efendi, görürüm. Lakin niye endişe edersin anlamam. Bir müddet sen de ben de hünkâra ne kadar bağlı olduğumuzu gösterip... bu vaziyetten hiçbir şey olmamış gibi sıyrılacağız. Lakin... Sen Fettah'ın canını almadın mı Halit Efendi? Aldım sultanım. O vakit endişe etme. Bırakalım Mehta'yı arayıp dursunlar. Durumu nasıl? Bu zamana kadar ölmemiş, buna da dayanır elbet. Oh, çok şükür. Kadıya haber verdiniz mi? Kimlerdenmiş? Henüz vermedik. Belli ki bir hasım var. Vermek icap eder. Bekleyelim de bir kendine gelsin. Kendi diyeversin. Kimdir? Kimlerdendir? Of! Çok acıktım. Bayılacağım galiba. Getirdim. Aman bayılma tekrar. Maşallahım var. Zor taşıdım. Ne oldu? Ben bunları böyle bir arada yemem. İki ayrı kapta olacak. Öyle. Kaşık yok. Yiyemem ben kaşıksız. Gümüş kaşık olsa daha iyiydi. Lakin ne yapalım? Ahım şahım değildi. Lakin karnımı doyurdum. Şimdi bir kahveye gider. Tamam canım. Kahve olmasa da olur. Lakin yıkanmam şart. Üstüm toz toprak içinde kalmış. Söyle hamama hazırlasınlar. Hamamı. Aha. İşte leğen, işte güm. Al sana hamam. Al bu da temiz entarin.
Ben böyle yıkanamam. Entariyi de mümkün yok giymem. Heh, pek de umurumdaydı sanki. Civan Mert kadı. Aa, ne oldu buna? Bilmem. Hiç anlamadım. Mizacı böyle herhalde. Neyse kızım, hadi sen esvabını çıkar ver bana. Banyonu yapa dur, ben onu yıkarım. Hadi. Hünkârım, mühendis Sergei Ivanoviç ve hemşerisi Tatyana huzura kabul için beklemekte. Gelsinler. Kalkabilirsiniz. Можете подняться. Hünkârım, sizin huzurunuzda olmaktan şeref duyarım. Tanrı'dan dileğim itimadınızı boşa çıkarmamaktır. Lisanımızı pek iyi konuşursunuz. Namık Paşa sizden övgüyle bahsetmişti. Lakin bu hususiyetinizi bilmezdim. Hünkârım, çocukluğumuzda öğrendiğimiz lisanlardan biridir lisanınız. Âlâ. Muallimemiz Anna da aslen Rus'tur. Zorlandığınız yerde size yardımcı olacak. İşittiğime göre payitahtımızı pek merak edermişsiniz. Beğendiniz mi bari? Hem de çok. Hele saray hünkârımız. O kadar muhteşem ki tesir altında kalmamak mümkün değil. Sanki masal aleminde gibiyim. İyice istirahat edin. Akşam hemşirem Esma Sultan'ın sahil sarayına gideceğiz. Boğaz ve çevresini görmeden ayrılmanızı istemem. Hünkârım. Hünkârım. Kadı Hazretleri, yok mu kaybolan bir bey kızı, bir paşa kızı? Bir bakıversen kayıtlara. Yok be Civan Mert. Hepsi burada. Kendin bak. Ben ne edeceğim peki bu kızla? Ya dursun bir vakit sizde. Elbet hatırlar kim olduğunu. Hem belki de kısmetindir bu kız Civan Mert. Ne? Aman Allah korusun. Evlerden ırak. Sergei Sultanımız burada olmanızdan çok hoşnut. Ah Anna, ne kadar şanslısınız. Biliyorum. İstanbul sahiden bir masal şehri gibi. Şehirden değil, sultandan bahsediyorum. Karizmatik ve çok yakışıklı. Yakışıklıdır. Lakin bazen çok inatçı, çok sert olur. Bu kötü bir şey mi? Bence sertlik erkeğe yakışır. Kim için acaba? Hoşyar Sultan içindir. Kim için olacak başka? Pek hoşmuş. Yani, işte. Sizin esbaplarınızın yanında esamesi okunmaz. Nesi var Amber? Allah Allah. Fevkalade işte. Hem hünkârımızın düşünmesi yeter. Gülizar, al esbabı. Bir an evvel hazırlanayım. Aa, versene Amber'a. Başka esbab versem? Amber, ne yapıyorsun? Çok şükür. Amber. Bu sizin değil sultanım. Kimin? Güvercin.
Sahi ya, gelenler Rus. Tabii ki muallime eşlik edecek hünkârımıza. E onu temsil ederken de o ucube kıyafetleri giyecek değil. Delirdi galiba. Kız güvercin, sana esbabını getireceğim diye ne badireler atlattım. Ne bu hal? Yüzün bembeyaz, saçların darmadağın. Hadi giyin. Sen çık, ben hazırlanayım. Yok, sen yapamazsın. İyice bir şekle şemale sokun, rezil olmayalım hünkâra. Hatun iyice haddini aştı. Hünkârla davete gitmek ne demek? Yok, ben dayanamayacağım. Hünkârımızla konuşacağım. Yapmayın sultanım. Siz kendiniz dediniz. Tercüme için orada olacak o. Hem hünkârı boşu boşuna kızdırmamak lazım. O hatunun elbet bir açığını bulacağım Gülizar. Elbet bulacağım. Bulacaksın sultanım. Destur! Sultan Mahmud Han Hazretleri! Hünkârım. Muallimemiz nerede? Geliyor hünkârım. Güzel olduğunu fark etmiştim bu sabah. Lakin şimdi görüyorum ki sayıdan fevkaladeymiş. Geciktiysem bağışlayın hünkârım. Maşallah, Anlı Hatun ne güzel oldu değil mi? Peri kız gibi. Fena değil. Yani cevri kalpa, sen de birini sevmediysen bay haline. Sevmediğimden değil de kaideleri bozar. Ona endişelenirim. He, tabii. Yalnız Anlı Hatun pir geldi, pir geldi. Artık hünkârımız Hoşyar Sultan'ı bile görmez oldu. Hoşyar... Eyvahlarım olsun. Hoşyar Sultan da bu manzarayı görürse vay halimize. Bu kadarı fazla artık. Arabalar geldi hünkârım. Âlâ. Hünkârım, biraz heyecanlıyım. İlk kez bir davette katılıyorum sarayda. İyi hazırlanmak için elimden geleni yaptım. Umarım ki yüzünüzü kara çıkarmamışımdır. Senin en sevdiğim hasletlerinden birini bilir misin? Nedir hünkârım? Hiç kendinin farkında değilsin. Anlamadım. Lakin herhalde iyi bir şey söylediniz. Ziyadesiyle güzel hazırlanmışsın demek istedim.
Buyurun. Bu sizin aracınız. Aa, refakat edemeyecek miyiz sultana? Sormak istediğim pek çok şey vardı yolda. Ha? Tanuşa, yeri değil. Sizinle birlikte gideceğimizi ümit ediyordum da hünkârım. Kusura bakmayın. Kardeşim oldu olası içinden ne geçerse tartmadan söyleyiverir. Onu fark etmemek pek güç zaten. Mühim değil. Misafirlerimizi incitmeyelim. Bize eşlik etsinler. Suallerinizi ben de merak ediyorum. Çıldıracağım artık. Hünkârın yegane gözdesi benim. Sadece ben. Senin küçük şeytan. Senin küçük şeytan. Senin küçük şeytan. Neler yazdığında kilitli kutularda saklarsın acaba? Of! Pek sıkıldım. Siz hep böyle kös kös oturur musunuz? Yok, olur mu? Hanendelerle sazendeler gelecek birazdan. Onları bekleriz. Ha ha ha. Pek gülünç. Oğul, kadıya gittin mi? Yok mu bu kızcağızı arayan soran? Nerede? Kurtulduklarına sevindiler zar. Ne arayan var ne soran. Yok demek. Canım, üzülme. Belki daha haberleri bile yok. Üzme sen canını. Yok canım. Üzüldüğüm falan yok ki. Hem hatırlamam zaten ailem ki. Niye üzülüyorum? Hadi size uğurlar ola. Çıkıyor musun? Ha, seyyar panayır gelmiş meydana. Bir bakınacağım. Panayır mı? O ne ki? Allah Allah. Hatun sen kaftanda mı yaşardın? Nasıl bilmezsin panayır ya? Bilmem işte. Ben de geleyim mi? Görürüm neymiş. Yo, bey kızı. Mümkün değil. Gelemezsin. Niye gelemezmişim? Gelemezsin. Zira ben senden kaçmak için giderim. Oğlum, götür hadi kızcağızı. Yok bir zararı sana. O da birazcık hava alsın ha. Hem belki bir şeyler görür, bir şeyler hatırlar. Evet, hem belki bir şeyler hatırlarım. Sen de benden bir an evvel kurtulmuş olursun. Ki annenin odasında. Kim bilir? Namık Paşa.
Onca lakırdıdan sonra bir daha fakir haneme geleceğini zannetmezdim. Mecbur kalmasam gelmezdim. Merak buyurmayın, zaten erken kalkacağım. Garptan görmeyi çok arzu ettiğim bir ahbabım gelmiş, onu ziyarete gideceğim. Senin ahbap dediğin bir hatun oynaşındır olsa olsa. Ben en iyisi içeri geçeyim. Bunu düşünüp bulmak da bütün gece sana dert olsun Esma. Sultan. Bakalım neler yazmışsın muallime. Sultanım. Çağırdığınız sarraf geldi. Haremde beklerler. Tamam Amber, birazdan geliyorum. Az uzun zamandır beklettik, sabırsızlanırlar. Pekala. Geliyorum. Ne oluyor Amber? Ne bakıyorsun öyle? Sultanım, öfkeli değil misiniz? Hayır, değilim. Şiddetli de değilsiniz. Yok, gayet iyiyim. Bu şehri İstanbul ki bir mislü bahadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Anlayamadım hünkârım. Nedim adındaki bir şairimizin şiiridir. Diyor ki, bu İstanbul şehrinin eşi menendi yoktur. Bir taşına bütün acem mülkü fedadır. Ne kadar güzel söylediniz. Hünkârımız değil, Nedim söylemiş sözü. Sade biz şarkılar değil. Garplılardan da İstanbul'u görüp de hayran olmayana şahit olmadım şimdiye değil. Bu şehir neden cezbeder bu kadar insan? Zannımca hem şarkı hem de garbı birleştirebilmesi hususiyetinde. Pek haklısınız. O kadar güzel bir manzarası var ki. Ha, manzara baktığınız tarafta değil yalnız, diğer tarafta. Hünkârım, yola çıktığımızdan beri her sualime öyle tatmin edici karşılıklar verdiniz ki, hem bu kadar genç hem de bu kadar malumatlı olmanız beni hayrete düşürdü doğrusu. Hayret edecek bir şey yok canım. Hünkâr, bizim hünkârımız her mevzuyu okur, tetkik eder. Yalnız kendi memleketini değil, bütün alemi aynı alakayla takip ederler. Estağfurullah. Muallimimiz mübalağa ediyor. Kaç gün kalacaksınız payitahtımızda? Maalesef 2 gün. Çok şükür. Yani demek istediğim 2 gün az bir vakit tabii. Hı hı. Ama gene de çok şey görebilirsiniz. İmkan olsa bütün bu vaktimi padişahımızın yanında, onun sohbetiyle geçirmek isterdim. Yok artık canım. Anne, canım bir şey mi dediniz? Diyorum ki hünkârımız müşkül bir kimseydir. Öyle bütün vaktini size ayıramaz. Öyle değil mi hünkârım? Öyledir. Devlet idaresi, tebaanın emniyeti ve rahatını temin kolay değil. Anne, sizinle ne kadar gururlansak az. Memleketimizden çıkan bir muallimenin sultanın evlatlarına ders vermesi bizim için onur vericidir. Sağ olun. Biraz daha devam ederse antolsun ki atacağım bu hatun arabada. Geldik. Nihayet. Serbest olmak. Böyle hiçbir şey umursamadan da başlamak ne güzel şey. Hayırdır, esir miydin önceden? O nasıl söz? Elbet değildim. Hatırlıyorsun yani. Yani değilmişimdir herhalde. Öyle bir şey hatırlamam. Zaten hiçbir şey hatırlamam ya. Hem sana izah mı vereceğim canım? Tamam, tamam. Bir şey demedik, sinirlenme hemen.
Gündüz gibi herkes dışarıda. Her vakit bulamazsın. Bana yeri verdi böyle. Korkma ya o kadar. Çocuklardan betersin sen de ha. Ne korkacağım canım? Öyle bir anda üstüme üfleyince ben yanmayayım diye kaçtım. Aman bir şeye de itiraz etmesen şaşarım zaten. Aa. Şekerlemeler de pek değişik burada. Bunlardan yemedim ben hiç. Hangisinden istiyorsun? Onlardan. Efendi, ver bakalım iki tane. Al bakalım. Madem hiç yemedin, aklında kalacağına tadı damağında kalsın. Teşekkür ederim. Amber alsa kesin pek severdi onu. Amber'a? Aa, öyle mi dedim? Tanıdığım biri demek. Dolaşmak iyi geldi bak görüyor musun? Yavaş yavaş hatırlıyorum bir şeyler. Sahiden de bu dünyadan olmadığına inanasım geliyor. Tuhaf bir şey var sende. Kimsin sen? Hatırlamam derim ya. Neden ısrar edersin? Çok şükür açtın gözlerini. Ah. Bakma evladım öyle yaban yaban. Bizden sana zarar gelmez. Ah. Vurulmuştun. Sazlıkta eşimle seni bulduk eve aldık getirdik. Eva Hatun da kurşununu çıkarttı. Yaranı temizledi. Benim gitmem lazım. Yok yok gidemezsin bir yere. Ah. Hazır uyanmışken ben sana bir tas çorba getireyim. Onu iç biraz kendine gel. Bekleyin beni. Andolsun hepinizi pişman edeceğim. Validem de iştirak etmek isterdi. Lakin kendisi kaplıcalarda. Döndüğünde pek teessüf edecek böyle güzel bir akşamı kaçırdığını. Temenni ederim yemeklerimiz damak tadınıza uygundur. Yemekler o kadar nasıl desem... Politika oblejir. Velikalepna. Asnavitsa nevazmojna. Ah, lezzetli diyor yani. Kendimi tutmasam bayılana kadar yiyeceğim diyor. Çok sevindim. Afiyet olsun. Bizi bu gece burada ağırlamanız ne büyük incelik. Lakin kardeşiniz Sultan'la bu kadar yakın olmanız beni şaşırttı doğrusu.
O neden? Nihayetinde siz de tahtın varisi değil misiniz? Bir nevi rakip sayılırsınız. Öyle sayılmaz aslında. Kanunname-i Ali Osman ve Devlet-i Aliye'nin kadim teamülleri gereği hanedanımızın kadınları tahta çıkamazlar. Aa, öyle mi? Neden acaba? Geleneklerimiz böyledir. Haddi zatında öyle olmasaydı da hünkârımıza bağlılığım o derecedir ki ona rakip olmak aklımın ucundan dahi geçmezdi. Hemşiresi olarak onun sevgisine mahzar olmak, böyle kimi vakit dostlarını ağırlamak benim için en büyük iftihar vesilesidir. Esma Sultanımızın böyle mütevazı konuşmasına bakmayın siz. Bütün payitaht hayrandır kendisine. Hem siyasi hem de idari mevzularla pek alakadardır kendisi. Aman hünkârım estağfurullah, öylesine bir merak işte. Tatyana, şehrimizi beğendiniz mi? Beğenmek ne kelime, hayran kaldım sultanım. Hele padişahımız refakatinde buraya geldiğimiz vakti ömrümce unutmam herhalde. Başladı gene. Sanırım bana zemir ver. Sultanım açmayacak mısınız artık? Ölürüm meraktan. Açacağım elbet. Kime yazmış acaba? Şimdi anlarız. İnşallah bu mektupla kendi ipini kendin çekmişsindir Allah.